los pillan. Görüşemiyoruz bayağıdır ya. Moraller sıfır. Nazlı ile geçen hafta görüştük daha. Ve ondan önceki görüşmemiz en son Ankara'ya giderken görüştük. Biliyor musunuz? Ankara'dan beri görüşmüyormuşuz. Çüş. O yüzden geçen hafta bir buluştuk. Dik durayım. Haftaya Nazlı ile buluşup kuaför date yapacağız. 8 metrelik saçımı artık kestireceğim yani. 7,5 metresini. Umudum var. Normalde benim hep kuaför problemim oluyor da. Ben hep gerizekalılara denk geliyorum. Yoksa gerizekalı olan ben miyim? Çok bilmiyorum ama ben hala umudumu koruyorum. Gerizekalı olmayan benim bence. Şimdi inşallah istediğimi yapabilecek birine gideceğiz. Nazlı saçını boyatacak galiba. Ben boyatmayacağım. Ben sadece kestireceğim. Ama kesin bununla ilgili bir kavga yaşanacak. Çünkü hep kuaförler diyor ki genelde. Canım ya, senin saçını ne zaman boyuyoruz? Ben diyorum ki hiçbir zaman. Çünkü hep boyamak istiyorlar. Hiç boyatmadım bu zamana kadar. Ondan herhalde. Bilmiyorum. Böyle keserken saçların ne kadar sağlıklı. Bir boyasak mı falan yapıyorlar yani. Bakalım. Haftaya öyle bir planımız var. Bu haftada evde vaktimi nasıl geçiriyorum? Nasıl değerlendiriyorum? Dream ev hayatı nasıl olur? Onu göstereceğim size. Sadece daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Yeni hayatım. Bugün yeni hayatımın ilk günü. Bunu da videoya çektim artık. Feyz almamızı isterim yani. Bisküvi yemem iyi bir şey değil ama. Sağlıklı beslenme. Spor. Kitap okuma. Entelektüel kişiliğimi geliştirme gibi aktivitelerimiz olacak. Hadi. Ha, dur bir şey anlatacağım, unuttum. Sağlıklı beslenme demişken, bu hafta o kadar kötü beslendim ki, çok kötü beslendim yani. Bir gün şey yaptım, aklıma üçücük geldi. Bir gün işten çıktım, eve geliyorum, tamam mı? Asansörden çıkacağım. Asansöre bir bindim abi. Asansör gün tabağı kokuyor. Biri gün tabağı yapmış yani. Kısır, ona temas eden pasta, çikolata soslu, brownie falan işte. Ona temas eden patates salatası, Amerikan salatası ve börek, poğaça falan. Hepsinin ayrı ayrı kokusunu alabiliyorum ve onların hep birlikte de bir kokusu var. Bilen bilir. Aldım yani. Eve bir girdim. Tesadüfen annem de zeytinli poğaça, elmalı kek ve arpa şehriyeden salata yapmış. Ama asansördeki koku bizim evden gelmiyordu. Eminim o başka bir seviyeydi. Annem böyle kendi çapında bir şeyler yapmış. Ya manifest dedik ve %75 tuttu diyebilirim. Ama gerçekten sabah kalk poğaçaya, akşam eve gel poğaçaya,
Gece acıktın, poğaça ye, kek ye, salata ye. Bir de onları hep birlikte yiyorum ben. Tabağa kek, poğaça, bir de arpa şehriyeli salata. Ya zaten hepsi karbonhidrat yani. Arpa şehriye salatasını poğaçayla bir ısırık alıp kaşıklayarak yiyorum falan ya. Yani çok kötü. Bir de annem normalde daha fazla yapmıştı poğaçayı. Allah'tan ikinci tepsiyi yakmış da kafa yaracak kadar böyle sert oldu. Onu yiyemedik yani. Bu haftayı böyle geçirdim. Bir hafta daha kötü beslenmek zorunda kalacaktım. Yemeden de olmuyor. O yüzden bu hafta onu bitirdik. Sağlıklı beslenmeye geçiş yapacağım işte. Şimdi bunu yiyeyim de. Özlemiştim, ne zamandır yemiyorum. Başlayalım. Bu ne biliyor musunuz? Duymayanlar için anlatayım. Sabah sayfaları denen bir yöntem. Beynimizdeki karmaşık düşünceleri, kaygıyı, korkuyu, stresi falan atabilmek, beynimizdeki düşünceleri düzenleyebilmek için her sabah kalkar kalkmaz defteri doldurmayla alakalı bir yöntem. Ben sabahla sınırlandırmıyorum kendimi ama aklıma geldikçe, böyle kafam karıştıkça bir konuda yazıp rahatlıyorum ve çok seviyorum bu yöntemi. Kimse üşengeçlik seviyemizi sorgulamasın. Oturduğum yerden çamaşırı da katlarım. Su içmeyi unutmuyoruz. Siz de hemen su için. Kasvetli havaları sevmezdim önceden ama artık çok seviyorum ve bu ne demek bilirsiniz. Böyle kitaplar okuyorum genelde, ermek için. Çok az kaldı, ereceğim. Kalemim de Nazlı'nın bana hediyesi. Böyle okuduğum sayfaları mavi kalemle çiziyorum. Balık hafızalı olduğum için unutuyorum çünkü. Çok güzel bir kalem yani. Link vermeyeceğim. Bye. Yalandan okuduğumu düşünenleriniz inşallah utanmıştır. Çünkü şu anda tam bir yerin altını çiziyorum. Kalemi kapatırken de ağzıma sokacağım diye korkuyorum. Evladım kucağıma yatmak istiyor. Hemen kitap okumaya ara verelim. Aha gidiyor. Aha yine geldi. Aha yine gitti. İkizler Burcu. Bir başka yararlı alışkanlığımız meyve yemek. Tabii ben 30 saatte soyuyorum böyle. Siz de soyuyor musunuz? Biraz da çamaşır yıkayalım. Bulgur pilavım nasıl? Günaydın. Yatağımı topluyorum, evet. Sebebi hayırlı bir evlat olmam değil, evde bir kedi besliyor olmam. Yatağımın içini full tüy yapar, onun için kapatıyorum. Popoma bakmadınız umarım. Yüzümü yıkamaya gideyim. Kahvaltımı da yaptım, şimdi biraz çok gezenti izleyeyim.
Evladım böyle günde 8 milyon kez üstüme gelir, yatacak gibi yapar yalandan. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Belçika'da gezerlerken bir tane illüzyon müzesinin önünden geçtiler. Ve metrelerce kuyruk var. Millet çoluğunu çombalığını toplamış illüzyon müzesinin önünde yarım saatini, bir saatini, iki saatini harcıyor. Niye? Sıra gelecekmiş de içeri girecekmiş de farklı ışıklı ve farklı arka planlı bir yerde fotoğraf çekilecekmiş de Instagram'a atacakmış. Salak mısınız? Belçika gibi bir yere gidip ben olsam tarihi yerlerde beklerim yani kuyruk ki gireyim, gezeyim yani vakit kaybı bence. Ben çok saçma buluyorum çünkü farklı da değiller birbirinden yani Türkiye'de var. Gürcistan'dakinde ne oluyor ya kanalından izlemiştim. O da aynı bizdekiyle. Orası da oradan farklı olmayacak yani. Girecekler saçma sapan yere birinin boyu uzun görünecek, birinin boyu kısa görünecek. Nasıl oluyor? Falan diyeceğiz. Ne bileyim değişik arka planlı falan olacak. O kadar. Ne? Bir tek bana mı saçma geliyor bu? Yorumlara yazın. Size de saçma geliyor. Bir şey diyeceğim. Bir güncelleme. Şimdi araştırdım ne varmış içinde diye. Avrupa'nın en büyüğüymüş. Brüksel'deki. Şuraya da koydum. Her gün bir yeni bilgi. Demek ki bir illüzyon müzesine gitmek istiyorsak bu sadece Belçika'daki olacak. Başka bir yerde gitmeyin yani. O da yine gidilecek mi? Ben olsam gitmeyebilirim. Neyse bir süredir kaşlarım gözüme takılıyordu. Hem toparlanması gerekiyor hem rengi yine koyulmuş. Hemen açalım onları. Artistik bir before after yapıyorum bak. Hem kaşlarımı aldım hem kaşlarımın rengini açtım. Kaşlarım koyu renkken Angry Birds'e benziyorum ama böyle açık ton turuncumsu olsa bile ifademi yumuşatıyor. Kızılcık şerbeti izlerken spor yapacağım şimdi. Deldin. Dört tane patinle deldin. Sopa kol. Ah. Ah. Ay. Çok üzgünüm. Bizim ev birazcık büyük ve zor ısınıyor. Biz onun dışında elektrik sobası da kullanıyorduk böyle. Elektrikli soba, elektrik sobası ne? Dün akşam böyle bir zizit yapıp bozuldu. Onun için ev biraz soğuk. Ben de ısınmak için spor yaptım. Sadece bu sebep. Başka bir sebebi yok yani. Zaten fit bir kişi olduğum için. Aynen. Yani sebep bu. Milli banyo günümüz pazar. Adına yaraşır şekilde değerlendirildi. Bir de maske yaptım. Cildime dikkat etmeme rağmen yüzümden çıkanlara bakın. İşte böyle bir şey bu cilt. Cildimiz bebek, şimdi sıra saçlarda.
Gece şu an 12 falan. Hafta sonumuz sona erdi. Yarın iş var. Genel olarak verimli geçti benim için. Çünkü hep yapmayı ertelediğim şeyleri yaptım. Aslında buna başlamamın da bir sebebi var. Son zamanlarda etrafımızda o kadar kötü şeyler oldu ki. İyi hissetmek o kadar zor ki son zamanlarda. Bu videoda izlediğiniz şeyleri ben hep ertelerdim. Artık ertelemeyip yapmaya çalışıyorum. Çünkü kendimi iyi hissettirecek bir şeyler arıyorum yani. Kesinlikle bu hafta sonu yaptıklarım bana kendimi daha iyi hissettirdi. Ama problem genelde şey oluyor. Bunu devam ettirebilmekte oluyor. Aslında devam ettirmeliyiz ki daha uzun vadede de verim alabilelim. Bu arada ben bunu hiçbir zaman başaramamış olan biriyim ve bu izlediklerinizi diğer günlerde ve hafta sonlarında da tekrar etmek benim için çok zor. Size devam etmeliyiz şeklinde söylüyorum. Hem size motivasyon vermiş gibi olmak istiyorum. Eğer ki siz de böyle bir motivasyon arayışındaysanız, aynı zamanda da ağzımdan çıkanı kendi kulağıma da duyurmaya çalışıyorum ki bu bana kendimi iyi hissettirecek şeylere sadık kalabileyim. Son zamanlarda hepimiz yaşamayı biraz unuttuk ve erteledik yani. Kalbimiz, aklımız hep korkularımızda, endişelerimizde, yasımızda, üzüntümüzde. Günlük hayatta da herkes farklı gösterir tabii dışarıya derdini. Kimi içinde yaşar, dışarıya neşeli görünür. Kimi yasını tutar uzun bir süre. Herkes farklıdır. Ben genel olarak yaşadığım üzüntüyü çok dışa vurmayan, içimde yaşayan biriyimdir. Dolayısıyla bu da aslında beni içimde çok büyütmeye itiyor. Olumsuzlukları. Bu ritimlerde bunu vücudumuzdan, beynimizden uzaklaştırmak için var. Yani devam ettirmeye çalışacağım. Ben de sizler gibi bir şeyleri yoluna sokmaya çalışan biriyim. Neyse, ben birazcık daha kitap okurum, sonra yatarım. Tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için. Öpüyorum hepinizi. Kendinize dikkat edin.